Evet, Şems Hanım bizlerle beraber cildimizi nasıl güzelleştirebiliriz, nasıl güneşin zararlı etkilerinden koruyabiliriz? O cilt üzerinde biriken ölü deriyi peeling adı verilen uygulamayla nasıl atabiliriz? Hepsini kendisinden alacağız. Şimdi burada iki tane panomuz var. Bunların Evet. üzerinde lütfen bize anlatınız. Şimdi Önce hoş geldiniz. hoş Hoş geldiniz bulduk. demedim değil mi? Hoş Hoş bulduk. geldiniz. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için İyi ki kanalınıza ve geldiniz size. efendim. Sağ olun. Öncelikle kışın en yoğun kışın şu anda soğuklarını yaşıyoruz. Rüzgarını yaşıyoruz, karını yaşıyoruz ki sizin dediğiniz gibi o en büyük vücudumuzu kaplayan en büyük organlardan biri derimiz acayip bir şekilde kuruyor, çatlıyor, kızarıyor. Bunu korumak lazım. Korumazsak bize yardımcı olmayacak. Ayrıca da çok erken yaşlanır. Bu mevsimde biz uzmanlar tavsiye ediyoruz ki yaza hazırlığı şimdi, bugün, hemen başlamamız gerekiyor ki yazın yoğun terapiler yapılmaz. Cilt de oynanmaz. Artık dinleniyor cilt. Çünkü ultraviyolet ışınları o kadar zararlı ki, o kadar cildimizi tahriş yapıyor ki herhangi bir peelingler, terapiler uygulanmaz. Bunlardan biri kesinlikle Şöyle gösterdiğim gibi bakalım. tabii ki benlerdir. Yazın onlarla uğraşılmaz, herhangi bir uygulamalar yapılmaz, onlardan kurtulma şansımız sadece şimdiki mevsimlerde. Kışın bendir, zihildir. Bunlarla artık hangi terapiler Bir şey yapılacaksa. soracağım. Benlerden kendi kendimize kurtulmamız mümkün mü? Çünkü benler çok hassas biliyorsunuz. Yani Tabii ki muhakkak doktorla alındığı zaman yapılacak. biyopsiye gidilme Tabii. gönderilir İşte o vesaire. yüzden diyorum bu mevsimde bu Bu yapmasın. mevsimde Bu yazın mevsimde alınmıyor ben. kesinlikle Tamam. olmaz. Doktoruyla beraber gerekirse onu işte bakıyorlar alınabilir mi, alınmaz mı, zararlı mı? Mutlaka bu mevsim. Hava ne kadar soğuksa hemen gitsinler o benlerini, o zihirler ne varsa onları kontrol altından geçirip önlem alınsın. Bir, sivilce izleri bu mevsimde en güzel mevsimdir ki sivilce izlerinden kurtulabiliyorlar. Yaza hazırlık yapacaklar ki lekeleri kalmasın. Işıllarla onların da lekesi kalır ve çok kalıcı olarak sonra kurtulamıyorlar. Bu iki nasıl? Peelinglerle, arındırmalarla, yoğun ölü hücreleri temizlemekle. Lekelerimiz, lekelerin içine her şey giriyor. Bu hamilelik lekelerinden tutun, Güneş güneş lekeleri. lekeleri, yanıklar, izler, dikiş izleri, herhangi bir yanık izi hepsi bu mevsimde acil kurtulmaları gerekiyor ki yazın onlar genişlemesin, büyümesin, yayılmasın, koyulaşmasın, derinleşmesin. Kılcal damarlar yazın kesinlikle dokunulmaz. Herhangi bir terapi yapılmaz. Sadece koruma altına alınıyor. Ultraviyolet ışınlarından herhangi bir problem yaranmasın. Çünkü kılcal damarlar patlaması, ciltte yakın olması bir sürü hastalıklara neden açabilir. Bu gül hastalığından tutun egzamaya kadar. Benim anladığım kadarıyla yazın aslında iki tane dezavantajı var. Bir, cilt güneş ışınlarından etkilenip ten rengi değiştiği için aynen. etkisi azalıyor Tabii ki. yapılan şeyin. Bir de etkisi olması için yapılan neyse işte lazer tedavisi, peelingdi vesaire güneş ışığıyla birebir maruz kaldığında kötü bir etkiye Kötü bir etki dönüşüyor. yapıyor ve sonra geri dönüşü olmayan Geri değil. dönüşü de O yüzden olmuyor. mutlaka bu terapileri biz bu mevsimde yapıyoruz ve seans seans başlayıp ve bitirebiliyoruz. Bu türlü seanslar eğer yapılıyorsa ister doğal terapi alternatifi olsun ister modern tıpla olsun fark etmiyor. 10 ile 20 seans arası tamamen kurtulabiliyorlar. Ki kışın bunu mutlaka hanımlar unutmayın. Ölü hücre derimizde ölü hücre daha fazladır. Daha kolay kurtulabiliyoruz. Daha kolay peeling yaparak arındırabiliyoruz. Yaza hazırlığı şimdi bugün başlayın. Çünkü geç kalacağız. 2-3 ay kaldı. Bitti bitiyor kışımız. Kuruluk bu arada en önemli şeylerden birisini söylemek istiyorum. Herkeste şu anda soru işareti var kafasında. Cildimiz kuru nasıl peeling yapacağız? Tahriş olmaz mı? Çatlamaz mı? İşte peelingler cildi nemlendirmekle olur. Bu çok önemli. Yani günlük Yani nemlendirme. önce nemlendireceğiz ondan sonra mı Günlük peeling nemlendirme uygulayacağız? oluyor. Peelingler, yoğun peelingler. Bunu uzmanları söyleyecek hangi peeling cildine göre, yaşına göre, mevsime göre, deri yapısına uygun o peelingleri söyleyecekler. Ona göre seanslar haftada bir mi yapılır? Çok yoğunsa haftada iki mi? Ama deriyi yoğun bir şekilde koruma altına alıp yoğun yağlı kremleri kullanabilirler.
ki bilin faydalı olsun. Şems Hanım, size aslında çok temel bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bazı kozmetik ürünler, işte nemlendiricilerde vesaire, güzellik merkezlerinde satılıyor. Bazıları da eczanelerde satılıyor. Evet. Şimdi ikisi arasında bütçesel anlamda da ciddi farklar var. Hı-hı. Hangisine yönelmek gerekiyor? İkisinin etkisi aynı mı? Neden biri eczanede satılırken diğeri güzellik parfümerilerde satılıyor? Şimdi ben kendimden konuşayım. Çünkü hı-hı, yaptığım işten ben yıllardır, 20 sene herhalde aşkındır ben laboratuvarda çalışıyorum. Moskova kimya mühendisiyim. Kimya mühendisiyim, laboratuvarda çalışıyorum. İçeriğini neyse o ürünün tabii ki biz hazırlıyoruz, biliyoruz. O yüzden sunmam, anlatmam veya eğitim verip uzmanlara sonra onları merkezlere yollamak çok kolay olur. Çünkü içeriğini biliyorsun, garanti verebiliyorsun. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden bence uzmanla konuşmadan nereden olursa olsun, ister eczane, ister merkezde, ister yurt dışına gittim çok güzel kokuyordu, güzel ambalajdı. Bence hiç gerek yok bunlara girmeyin. Çünkü boşuna para harçlamaktır. Önce uzmanla konuşuyor. Cilt analizi diye. Dermatoloğa gidiliyor. Tabii ki cilt analizi karma yapılıyor. Karma nedir? Tabii ki cihazdan büyüterek cilt tabakaları inceleniyor. Hı hı. Epidermis, dermis, hidrodermis hepsine baktıktan sonra sizin cildinize uygun söyleniyor. Olur mu? Olmaz mı? Ne gerekiyor? En azından bilgi alsınlar. Cildiniz nemli mi, kuru mu? Bunu bilebilmek tabii her zaman söz konusu mı? Değil. Anlaşılmıyor. Bazen da geliyorlar, cildim kuru diyorlar. Cilt bakımı yapayım. Lupadan bakıyorum, cilt analiz cihazından bakıyorum. Aman Allah'ım, burada egzema var. Kesinlikle dokunulmaz. Ne buhar verilir, ne tedavi yapılır, ne orada oynanır, ne peeling yapılır. O yüzden ama bilmeyerek gittiğinizde peeling de, ben alayım, peeling'i de temizleyeyim, o kuruluk gitsin diyorlar. Aa. Bakıyorsun ki yanık oluştu. Daha fena oluyor. Yani belki de o çok güzel bir üründür ama cildine uygun olmadığı için cildine büyük bir hasar veriyor. Peki şimdi burada çok güzel bir yüzümüz var. Evet. Ben bu yüzümüzde nasıl işlem yapacağız? Şöyle beraber ben tutayım, size yardımcı olayım efendim. Şimdi gördüğünüz gibi bir güzel yüz. Bakalım nasıl yararlanacağız bu posterden. Şu anda gördüğümüz bu cildin üstündeki, dokunun, böyle bir folye. Evet. Değil mi? Cildiniz evet, aynı bu şekildedir. Koruma tabakası diye nemleniyoruz ya, diyoruz benim yüzüm yağlıdır. Dediğimiz o yağ tabakası bizim cildimizi, Tanrı bizi böyle yaratmış. Koruma altına almış. Vücut bezleri, yağ bezleri salgılıyor ve cildi full yağlandırıyor ve koruyor. Yani en kaliteli, en değerli, en bahalı aslında nemlendirici bizim vücudumuzun salgıladığı o yağdır. Böyle bir folyemiz var. Eğer ki evet, biz bunu, bu cildimizi, bu gördüğümüz nemlendiriciyi, üst tabakayı koruma altına almazsak, kışta ve yazda, bakın şöyle bir keseceğim, şöyle bir keseceğim. Soğuk bu, rüzgardır. Çatladı cilt. Cilt çatladı. Çatladı ve bakın böyle bir nemlendirici kullanmıyoruz ve yanlış ürün kullanıyoruz. Cildimiz bu soğuğa hale çıktı, geldi. Soğuğa çıktık. Bizim cildimiz bu hale geldi ve çatladı. Ve ne oluyor? Çatlak, kuru bir cilt, koruma altında değil. Belli belirsiz peelingler yaptık. Çıkıyorsunuz dışarı. İster bu güneş yansıması olsun, ister Allah, ne olursa olsun, toz, egzoz, sigara kokuları, her şey dış etkenler. Sonra ne kadar siz temizlerseniz temizleyin, ne yaparsınızsa yapın, lekeler kalıyor, çatlaklar kalıyor, izler kalıyor. Ya aralara cilt girdi. Evet. Şu anda bitti, temizliyorsunuz ama aralarda. Ne kadar bitti artık bunu, isterseniz 30 seans gidin tedaviye, kurtulamıyorsunuz. Yaz geldikçe pigment hormonumuz dengesini bozmuş. Salgılıyor da salgılıyor o lekeleri. O yüzden şu gördüğümüz, bunu neden gösterdim? Şu gördüğümüz üst tabakayı korumak zorundayız ki sonra kapı kapı dolaşmayalım. Onlarca para harcamayalım. Cildi korumak gerekiyor. Bu plasentayı korumak şart. Şimdi bunu göstermek istiyordum. Bunun için aslında pek çok yöntem deneniyor. Kadınlar tabii ki uzmanlara başvuruyorlar. Kimi zaman işte aktarlara gidiyorlar, aktarların fikirlerini soruyorlar. Ama yeni yeni de şeyler çıkıyor. Mesela argan yağı. Argan yağı çok fazla bilmiyorduk. Hindistan evet, cevizi yağı. Çeşitli formüller üretiyorlar. Peki karpuz çekirdeği yağı diye bir şey duydunuz mu? Duydum. Tabii tabii. Onunla ilgili bir haberimiz var. Karpuz çekirdeği yağı. Ben duymamıştım doğrusunu söylemek gerekirse. İşin uzmanı tabii evet, ki burada. Evet, çok faydalı. Ama bakın haberimizi izleyin. Ne kadar faydalıymış karpuz çekirdeği yağı. Bir formülümüz var sizler için. Hep birlikte izliyoruz.
kış soğukları sadece üşütmüyor. Cildimiz de kuruyor, çatlıyor, pul pul dökülüyor. İşte tüm bu sorunların çözümü karpuz çekirdeği yağında. Yok, hayır, duymadım. Karpuz çekirdeği yağı. Duymamıştım. Çoğu kişinin ilk kez duyduğu bu yağ cildimizi onarıyor. Kışın kaybettiği nemi geri kazandırıyor. Yazın bizi serinleten meyvamızın çekirdeği, kışın da bizi soğuklara karşı koruyacak ve cildimizin pullanmasını ve çatlamasını engelleyecek. Tek yapmanız gereken karpuz çekirdeği yağına doğru ölçülerde baobab ve skolen yağı ekleyerek bir karışım hazırlamak. Karpuz çekirdeği yağımızdan bir tatlı kaşığı ilave edeceğiz. Yine baobab yağımızdan da eşit ölçüde bir tatlı kaşığı ilave ediyoruz. Sırada skolenimiz var. Hemen ona geçiyoruz. Skolen de az bir miktarda kullanacağız. Bunun için ölçümüz yarım çay kaşığı. Çok enteresan, çok hoş. Çok güzel bir his bıraktı. Çok güzel. Pamuk gibi oldu. Gayet güzel. Evet, gördüğünüz gibi hazırlamış olduğumuz masamızın başına geçtik. Ne mi yapacağız bu masada? Tabii ki sevgili Şems Hanım'ın bizim için hazırlayacağı güzel formülü aklımızın bir köşesine not edeceğiz. Bu işin formülü aslında evde bulunan malzemeleri, evet, cildimiz için yararlı bir şekilde kullanılır hale getirmek. Evet. Buyurunuz. Vereceğim tarif tamamen sağlıklı bir ciltler için. Hmm. Ölü hücresi bulunan lekeli cilt, çiller... yaşlanan bir cilt, yaşlanıyor, sarkıyor, kırışıklıkları önleyen, lekeleri gideren bir tariftir. Ama şurada gördüğümüz panoda eğer benler, sivilce, iltihaplı sivilceler varsa, yoğun kılcal damar varsa, ciltte kuruluk varsa asla yapmayacağız. Çünkü daha çok tahriş olur. O yüzden hanımlar, önce cildimizi tedavi ediyoruz, sonra bu türlü doğal terapiler yapacağız. Tamam. Doğal terapiler için evimizde hep bulunan 5 tane süper top yararlı malzeme. Bu bir, şuradan açacağım ve göstereceğim. Burası kahve. Kahve mi? Bir numara. Ha, piyaneyi çıkartmayalım. Kahve. Evet, mi? Evet. Şey, Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Menengeç kahvesi. Peeling için süper. Evet, bir diyorlar. Numara. Doğru mu söylüyorum şey sana? Tabii, bir tamam. Numara. Benim için her zaman bir numara. Hollywood'daki yıldızlar zaten şey, onlar. Şey, koyar mısınız birazcık? Bu çok güzel kokuyor. Bakın bu menengeç kahvesi. Ha, demleyin, menengeç. Posalara atmayın, toplayın, buzdolabında bakın, kullanın. Cilt şöyle, vücut. Yüze, bütün cilt, vücuda. Vücut, yüz, burun üstü, siyah noktalar. Şöyle hafif hafif. Kayısı çekirdeği için de söylüyorlar mesela. Ama kayısı çekirdeğini nasıl ezeceğiz evde? Kayısı nasıl böyle çekir... ufak partiküller haline getireceğiz? Övütülüyor, makineler var. Övütülüyor zeytinyağıyla. Bakın. Karıştırıp yapabiliyoruz. Kahvenin içine katıp karıştırabiliyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Üstündeki partikülleri zaten görüyorsunuz. Kendi bu başına partiküller peynirdir. İşte organik peynir. Cildinizde şöyle hafif hafif şey olmasına neden oluyor. 1-2 dakika ovalıyoruz. 1-2 dakika sonra buz gibi soğuk suyla yıkayıp nemlendirici kullanıyorsunuz. Bu arada kahveyle yaptığınız peelingden sonra lekenin açılmasını gözle görecek kadar fark ediyorsunuz. İkinci malzeme bu kakao. Kakao besleyici, milyonlarca içinde bulunan özel kakao yağı var. Ama nasıl kışın yaptınız için, bu kakaoyu? Kakao herhangi bir nemlendiricinin içine karıştırdım, o kadar. Ha tamam, onu da söyleyeyim. Kakao tozunu kakao alıyoruz. Kakao tozu. Nemlendiricinin içine koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Tamam. Kapları doldurun, buzdolabına koyun. Banyodan banyoya vücutlarını, bu tüm vücut. Nemlendirici mi bu? Hem nemlendiriyor hem de ki peeling görevini de yapıyor. Çünkü kakao da kendisi o partikülleri var. Evet, buradaki veya, partiküller biraz daha ince sanki o kakaodakinden. Tabii yoksa, ki. Değil tabii mi? Tabii. Daha incedir ama nemlendirici özelliği çok daha fazladır. Tamam. Peki. Aynı şekilde yapabilirler bunu çilekle de. Bakın şurada çilek de getirdim. Bakın hazır. Aa. Hazırlayın böyle 1 kilo, 2 kilo. Çileği eziyorsunuz. İçine çok az bir kaymak koyun. Kapatın, koyun buzdolabına, koklayın. Oh, organik, güzel, mis gibi. Evde her banyoda kullanın, fevkalade bir cilt ve çok uygun ve çok ucuz. Bal, üç, bal çıktı. Bal, ne yapıyoruz balla? Bal antiseptik, bal bakteri öldürücü, mikrop öldürücü, doğal antibiyotik niyetine geçiyor. Hı-hı. Eğer ki sivilce izleri varsa, sivilce hafif iltihaplarda varsa balın içine çok az tuzumuzu katacağız. Tuzla, tuzu kattı, evet, içine üstüne balı koyuyoruz. Balı da koyuyorum. Böyle hafif karıştırıyoruz evet, herhalde, evet, değil mi?
tabii. Hı. Karıştırıp. Bu da peeling gibi oldu. Bu oldu ama muhteşem bir peeling. Hı. Burası bu arada... Oo, bu arada bu da tabii çok güzeldi. Narin bir tuzla yapalım. İyotlu tuz olsun. Bundan da istediğiniz yüzünüz, burnunuzun çene, boynunuz, kollarınız, parmaklarınız tane tane bunu yapıyorsunuz. Ayrıca botoks etkisi olan peelinglerden biridir. Botoks. Botoks etkisi bunun var. Da altını çizelim. Önemli evet, bu da. Evet. Peki iki malzememiz daha var. Sanki yoğurt çıkacakmış gibi bir his var içimde. Yoğurt veya kaymak tabii. Aa. Doğal. Asittir. Tamam. Asit olmadan peeling olmaz. Bunu da söyleyeyim. Mutlaka. Ya meyve diyoruz ya meyve asiti. Mutlaka ya meyve ya bu hayvansal yağlardan da kullanabiliriz. Mutlaka asit olacak ki hafif orayı bir arındırsın, temizlesin. Yoğurt veya kaymakla. Aynı şekilde tuzu katabilirsiniz. Hindistan cevizinin o şeyleri pastaya katıyoruz ya. Üzgü, onları yapabiliriz. Küçük partiküllü yine. Aynen aynen. Hem de zararsızdır, çizmiyor. Hmm. Cildi çizmez. Çok iyidir. Karıştırıp yapıyorsunuz ve son malzeme tabii ki çamur ve kil. Doğal olsun. Tabii. Hafif suya değdiğinde derhal eriyor. Hmm. Buraya artık hiçbir şey katmanıza gerek yok. Kil veya çamur. Kil tam... maskesi yapacağız yani cildimize öyle mi? Tabii ki. Nasıl ondan suyla hafif böyle suyun hafif içinde şey karıştırdınız. Sonra... Onu da iyice yapıyorsunuz. 2-3 dakika bekleyin. Ondan sonra yıkayın. Boynumuza da yapabiliyor muyuz? Boyun. Saç dibi peelingi. Bakın saç dibi peelingi diyorum. Kil. Saç dibi. Kille. Ki peki. Eskiden annelerimiz saçlarını hatta çamaşırları kille yıkardı. Bu kille yıkardılar. Temizliyor, arındırıyor. Saç dibi peelingi olmazsa olmazlardandır. Bazıları diyor ki saçlarım dökülüyor, saçlarım çok incedir. Açılmalar var. Bu saç ne yapsın? Çıkamıyor ki o deriyi parçalayıp çıkması gerekiyor. Bu deriyi parçalayacak ve çıkmak zorunda. Bunun için nasıl derimizi peeling yapıyoruz? Saç diplerinde de deri var. Oraya da tuzla, balla, yoğurtla, kille iyice masaj yapsınlar, yıkasınlar, gözenekler açıldı, kan dolaşımı hızlandırdı ve orada sağlıklı. Ve olağanüstü saç çıkıyor, fırça gibi saç çıkıyor. Bunlar peki, olmazsa olmazlardan. Genelde peeling yaptık galiba değil mi bunlarda? Hem fayda sağladık cildimize, tabii, tabii. Hem ölü besledik. Deriye attık, besledik ve evde de herkesin evinde belki kakao her zaman alınmıyor ama... Kahve olsun. Kahve, Türk kahvesi. Evet, 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 her şey mümkün. Bu türlü terapileri kesinlikle yazın yapamazsınız. Şundan her eve lazım aslında. Evet. Şu kür seti evet, diyelim evet. Buna. Pazar ertesi bu, lazım. Çarşamba bu, gün aşırı yapabilirler. Harika. Bunları yazın yapmıyor muyuz? Kesinlikle. Nasıl yasaklıyoruz? Yazın? Olmaz, yapamayacaksınız. Niye? Çünkü deri arındıkça inceliyor, güneş var, yakıyor. Yani yaza kadar bunlar bitsin. Tamam. Haziran, Temmuz, Ağustos sadece nemlendirici ve ultraviyolet filtralı olan kremler kullanıyoruz. O kadar. Peki. Yani bunlar... 9 ay ev terapileri, ev spaları yapılsın ama 3 ay dinleniyoruz. 3 ay dinleniyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Özellikle peeling yapmıyoruz ki derimizi inceltmiyoruz. Şems Hanım'ın anlattığından algıladığım bu. Şimdi evet. Zannedersem... Çok yoğun bir peeling tarifi vermek istiyorum. Ha, yoğun bir peeling tarifi. Evet. Şimdi kış aylarındayız ya tam ölü deriyi cildi atma zamanı. Onun için yoğun bir peelingimiz var. Şems Hanım'ın tarifini dinliyoruz o zaman. Ergenlik dönemindeki çocuklarda sivilce problemi yaşamış ve o sadece noktalar kalmış. İzler kalmış. Kırışıklıklarımız varsa hassas ciltler ama kullanmayacaktır. Bu tarifi onlar için veriyorum. Haftada bir defa. Bu peeling yapılır. 10 ile 20 seans arası yapıldığında cilt 5 yaş gençleşiyor. Bu tamam. İspatlanmıştır. Ödüllü bir tariftir. Limon sıkıyoruz buraya. Limon sıktık. Limon sıktım. Ve zeytinyağı. O kadar. Limon ve zeytinyağı. Hepsi aynı. Bir yemek kaşığı limonsa bir yemek kaşığı da zeytinyağı. Evet. İki tane malzeme başka bu buraya. Bu kadar mı? Lütfen ne tuz katın ne sirke katın. Bazen aa. Veriyoruz diyor ki ben tuz kattım. Ben şunu kattım bunu kattım katmayın. Bu iki tane malzeme içinde onlarca mineral ve asit barındırıyor. Zeytinyağı ile limonu karıştırıyoruz. Küçük bir kaba doldurun. Şöyle bir kablara doldurun. Kalsın. Haftada bir maksimum iki defa. 5 yaş gençleştiren, deriyi arındıran, leke gideren bir peeling. Bununla vücudunuzu böyle... Ovalıyorsunuz. Çok bastırmadan galiba tabii, tabii. Değil mi? Bu 7 ile 10 dakika arası vücutta kalacak. Hem yağlanıyor hem leke açıyor hem de ki sıklaştırıyor. Ben size yapayım bakın ne kadar narindir. Bakın. Bu şekilde
Açın. Buralar çok önemli. Öyle her mi? Noktasını yapacaksınız. Tamam. Temizliyorsunuz. Cilt, vücut. Vücut, her tarafta. Cilt. Her yer. Şu anda hafif yanmaya başladı. Benimki daha yanmaya başlamadı. Ben, evet. Ben hep temizlediğim için narindir. Narin cildi yakıyor. Narin olmayan ve kendisine pek bakmayan, peeling hiç yapmayan benim gibi birini henüz yakmadı. Çünkü yakma, benim daha çok yolum var anladığım 10. kadarıyla. 10. seanstan sonra hissedeceksiniz ki 2-3 dakika sonra artık yakıyor. Gidiyorsunuz soğuk suyla iyice. Ha, soğuk yıkıyorsunuz. Suyla güzelce. Evet evet yıkadım ve... Oh mis gibi de İstersiniz parlıyor. İsterseniz sizin kokuyor. O dediğiniz o yağlardan kullanabilirler. Kayseri çekirdeği yağı kullanabilirler. Çok güzel papatya yağı. Bayılıyorum bu mevsimde. Aa, yanmaya başladı şu başladı. An itibariyle. Gördünüz yanmaya size başladı de hemen. Hemen silin. Siliyoruz. Silin. Artık. Ama soğuk suyla galiba soğuk siliyoruz değil mi? Biz burada tabii öyle bir imkanımız olmadığı için. Şimdi yıkayacağız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bakar mısınız Şems Hanım beni besliyor, güzelleştiriyor burada sizin karşınızda. Yıkıyoruz, nemlendireceğiz. Nemlendiriyoruz, sürüyoruz. Full vücuttan kullanıyoruz. Bir şey soracağım. Bu arada diyorlar ki peeling yaptıktan sonra vücudunuz, yüzünüzü bir güzel temizledikten sonra tonikle sıklaştırın. Gözeneklerinizi. Toniğe ne diyorsunuz? Kışın tonik çok fazla sevmem. Ha. Çok denedim, yıllardır denedim. Tonik yani onun içeriğini bilmek lazım. Ha, eğer ne, lightsa, ne var? Eğer lightsa içinde herhangi bir asit veya alkol içermiyorsa o zaman olur. Gül ama, suyu? Gül suyu çok güzel. Olabilir. Gül suyu olabilir ama yine de şöyle atalım onu Nisan'dan sonra. Ha Nisan'dan sonra. Kışın yazın, pek ona girmeyin diyorsunuz. Kışın peelingler. Peelingler. Evet. Tamam yani anladığım kadarıyla kışın peeling, bol bol evet. Cildi temizleyeceğiz. Yazında... Peeling sonrası yüzümüzü bol nemlendiriyoruz. Nemlendiriciler, kremler, maskeler. Ama tonikları Nisan'dan sonra bırakalım. Peki bu gözenekleri nasıl sıkılaştıracağız? Gözenekleri sıkılaştırmak için buhar banyosu çok iyidir. Açmaz mı gözenek buhar banyosu? Hayır, temizler. İçini bir şey ki derimizin içerisine girip orayı temizliyorsa... Sonra üstünden herhangi bir maske koyduğumuzda oraya direkt sıklaştıracak. Yani biz açtık, arındırdık ve sıklaştık. O yüzden biz diyoruz ki mutlaka hamama gidelim. Neden diyoruz? Çünkü gözenekler temizleniyor ve vücut sıklaşıyor. Toksinleri atıyor bir kere. Toksin çıktı, cilt küçüldü ve sıklaştı. Budur. Siz bunların hepsini uyguluyor musunuz kendinizde? Ya mesela ne yapıyorsunuz kendi cildinize? Ben hep böyle özel konuklarımızı ağırladığımda kendileri için ne uyguluyorlar onu öğrenmeye çalışıyorum. Benim favorilerimden biri mayadır. Mayadan vazgeçemiyorum. Nasıl günde kullanıyorsunuz bir mayayı? Bir poşet maya, yaş mayayı alıyorum. Karıştırıyorum onu suyla başka hiçbir şeyle. Yüzüme sürüyorum. 5 dakikadan sonra soğuk suyla yıkıyorum. Ve buzları çok severim. Yaz, kış buz kullanıyorum. Nasıl nemlendiriyorsunuz peki cildinizi? Nemlendiriciler bu mutlaka anne ve çocuk eczanesi ürünler olacak. Çocuk ürünlerini çok seviyorum. Daha hassas. Çünkü dilimiz çok incedir. Zaten bir sürü darbe görüyor. O nemlendiricileri çok seviyorum. Bizzat da kendim hazırlıyorum nemlendiricileri. O yüzden daha böyle light bir şeyler olunca çok iyi. Veya hiçbir şey de o güne elimin altında yoksa mutlaka menekşe yağı, jasmin yağı onları kullanıyorum. Gözaltı dahil. Çok teşekkür ediyoruz ben bizimle teşekkür birlikte ederim. Olduğunuz için. Sağ olun, çok mersi. Şems Hanım, bir kere şuradaki olay gerçekten her evinde, herkesin evinde olması gereken. Bunlar zaten evimizde beslenme amaçlı kullandığımız malzemeler. Ama görüyorsunuz ki sadece beslenme değil. Hele şurada yaptığımız en ağır peeling olarak nitelendirdiği Şems Hanım'ın zeytinyağı ve limon. Zaten sofralarımızın vazgeçilmezi, evet. Salatalarımızın vazgeçilmezi. Ama gelin görün ki aslında bu cildimize de son derece faydalıymış. Bunu ben ilk defa öğrendim. Belki bu... tarz şeyleri daha yakından takip eden izleyicilerimiz biliyorlardı zaten ama ben pek çok şey aldım bugün sizinle birlikteliğimden. Vücudu nemlendirsinler, vücudu da beslesinler. Nasıl içeriden besleniyoruz, dışarıdan da vücudumuzu beslemeliyiz. Çünkü dış etkenlere o bizi koruyor. Vallahi ben şimdi sizin cildinize bakıyorum Şems Hanım. Böyle uzmanlar geldiği zaman hani mesela diyetisyendir ama kendisi kiloludur. Şimdi ben öyle konuklar olduğu zaman ama diyorum şimdi size bakıyorum böyle cilt pırıl pırıl parlıyor. Ekrandan nasıl yansıyor bilmiyorum. Gerçi ekran her şeyi bütün depoları net bir şekilde göstermiyor ama ben burada birebir gördüğümde... Ederim. Pırıl pırıl. Çok teşekkür ederim. Gayet bu arada benim güzel. Kitabım da çıktı. Şöyle gösterelim. Burada, siz Azeri misiniz? İran kökenli misiniz? Annem Azerbaycanlı, babam Tebrizli, Tebriz ne Azerisi. Güzel. Beş buçuk senedir canlı yayınlarda en iyi tarifler, ödül almış tarifler. Takip ediyoruz kitaptadır. Efendim. Evet. Takip ediyoruz sizi. Teşekkür ederim. Evet, Şems Hanım'ın kitabı da çıktı efendim. Bundan bu tarz...
olaylara çok yatkın olanlar ya da merak edenler ya da kendisine dikkat etmek isteyenler zaten alacaklardır. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun efendim.